Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Allahümme. 11. söz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve şamsı ve duhaha vel kamari izâ telâha. Ennehâri izâ cellâha vel leyli izâ yâşâha. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْاَرْضَ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَاهَا اِلَى آخِرِ الْآيَةِ 11. sözden atlıyorum. Sayfa. Şurayı okuyacağım inşallah. 125. Sonra Rabbul Alemin, Rabbul Alemin'in uluhiyetine izharına karşı Rabbul Alemin, alemleri idare eden Allah. Uluhiyet ise onun sahibi olan Allah. Bu manada, buradaki makamda bu. Rabbul Alemin'in uluhiyetinin izharına karşı, yani bunu onaylamak ve göstermek, izharına karşı nasıl Allah'ın olduğunu ve Allah'ın idare ettiğini. Çünkü burada bir sorun var bir şeyde, bunu kullanıyor. Mesela Müslümanlarda uluhiyette sorun yoktur, rububiyette sorun vardır. Allah'a vermekte, idare etmekte sorun var. Yani Allah yaptı ama kural helal haram koyma noktasında bizim de şeyimiz var. Yani mülkü sahibine teslim etme sorunu var. Rabbul Alemin, yani rububiyetinde sorun var. Helal ve haram kavramlarına, yani had ve hudut koymada Müslümanlar, yani insanlık demiyorum, kafirler demiyorum. Zaten temelde uluhiyet inkar ediyor. Müslümanlarda bile bu sorunu var. Yani rububiyeti, icraatı Allah'a veremiyor. Vücudumuzu, yani kainatı belki veriyor da, tabii canım kainatı Allah idare ediyor. İn aşağıya, vücudumu, bedenimi o idare ediyor. Yani bunu fikren söylüyoruz da, fakat hissi seviyemiz pek yok. Uluhiyetinin izharına karşı, yani Rabbul Alemin'in uluhiyetini insan ifade etmesi lazım. Ne ile? Zaaf içinde açlarını. Zaaf. Yani hakikaten zayıf. Mesela ne olabilir zayıf? İnsanın zaaf, hastalıklar mesela, fakir, hiçbir şey sahibi değil. Hiçbir şey sahibi olmayanın her şeyden fakirdir. Her şey, hiçbir şey onun değildir yani. Çok ilginç ama ya. Bu kainat benim ecza ve efradım olacak ama ben fakir olacağım. Evet. Mesela bir tanesi tefekkür etmiş böyle. Bir hanım kardeşimiz, çok ilginçtir. Yani insanın hiçbir şeysi yok. Mutlak fakir. Ama insanın şeceri halkat insanla yapılmış. İnsanla yapılmış. Hem tepede insan var. Hem tepede insan var. Fakat bir düşüncesini değiştiriyor. Bak, bir düşünceyi değiştiriyor. Bir bakıyorsun ki insan her şeyin sahibi oluyor Allah adına. Yani Allah adına manayı harfiyle oluyor. Allah adına Allah'ındır ama tasarrufu bana ver. Allah'ındır dediğin anda Allah da sana veriyor.
Allah'ı devreye koymadan benimdir dersen sana vermiyor. Onundur dedikten sonra onun bedeli, demenin bedeli onu sana vermektir. Verdiğini veriyor. Verdiğini sana geri veriyor. İlginçti, burayı yakalanması lazım. Zaaf içinde açlarını, aç, aciz. İhtiyaç içinde fakirlerini, fakir. Yani ne kadar ihtiyacın var o kadar fakirsin. Ne kadar fakirsin o kadar ihtiyacın var demektir. Peki insan ne kadar fakirdi? Yani ihtiyacı ne kadarsa o kadar fakirdir. İhtiyacı ne kadardır? Hayalinin gittiği yere kadar geniştir. Sonsuzdur. Evet. Hayaliniz nereye gidiyor? Şöyle diyeyim. Allah bizim dışımızda bir şey. Ona ihtiyaç hissetmen Allah'ın zıttı kadar fakirsin demektir. Şöyle düşünün. Allah sizin için ne ifade ediyor? Allah nedir yani? Ona iman etmek senin için o kadar nimettir. Yani Allah benim için nedir? Hani peki nasıl anlarım benim için ne olduğunu? Hayatıma ne kadar girmiş? Tabii ki idare eden sahibi odur. Ben şuursuz da yoksa mesela bu onundur. Fakat bu bilmez. Bilsin veya bilmesin onundur. Ama insan öyle değil yani. Gene onundur. Fakat Allah'a ne kadar ihtiyaç duyuyorsa o kadar fakirdir. Allah da nihayetsizdir. Yani vücudu mutlak, varlığı mutlak Allah'tır. Onun zıttı insan. Niçin en zıttı, Allah'ın en zıttı insandır? İyi gösteren. En iyi gösterdiği için. Yani mesela su mu efendim güneşi daha iyi gösterir? Taş mı? Su. Evet. Yani gösteriyor. Şimdi şunu kastediyorum. Yani karanlığın zıddiyeti ne kadar olursa varlık o şey aydınlık o kadar gözükür. Mesela aydınlık ne kadar gözükür? Ne kadar? Mesela gündüz ortası bu lamba yanıyordu. Ama farkında bile değildik yandığını. Şimdi ise her taraf karanlık oldu. Lamba yandığını fark ettik. Zifiri yapalım, yani karanlığın şiddeti artmasıyla nurun derecesi artıyor. Nur değişmiyor. Karanlık değişiyor. Karanlık değişiyor. Şimdi Allah'a en camiayna kim? İnsan. O zaman Allah'ın en zıttı insandır. Ne demektir o? Hiçbir şeysi yoktur. Diğerlerinin vardır değil. Şuurunda değil. En aciz, en fakir insandır. Çünkü en cami ayna odur. Fıtratında ebedi uzanan arzular var. Ve sermedi yayılan emeller var. Yani bir tanesinin ucu böyledir. Fıtratında ebede bu. Ötekisi de yaygın. Yani çapı belli değil. Bunun hedefi belli değil. Sermedi o demek. Çapı yok. Ebedi ise ucu yok. Senden bahsediyorum arkadaşlar, sizden. Bu ders biziz biz. Fıtratımızdan bahsediyoruz. Fıtrattan bahsediyoruz. Yani insan donmuş et değil. Donmuş enerji paketi değil. İnsan
ucu yok yani. Bedeni de nedir? Kavşaktır. Nasıl kavşaktır? Ezel ve ebedin ayrım kavşağıdır. Arzuları ve sermedi yani emelleri aşikare bir surette yayılmıştır. Mahiyetimde derc edilmiştir. Yani insan öyle bir makamda ki herkesin bir sırrı var değil mi? Kadının bir sırrı var. Senin bir sırrı var. Ali'nin, Hüseyin'in bir sırrı var değil mi? Herkesin bir sırrı var. Allah diyor ki insan benim sırrımdır. Ben de insanım. Allah'ın sırrı sen. Allah'ın sırrı var. Kimseye demem. Diyoruz ya. Kimseye demem. Demem. Niçin demesin? Sır. Tutuyoruz ya böyle. Allah da ne olduğu, hakiki keyfiyeti ne olduğunu o biliyor, demiyor. Neymiş o sırrı alan? Bende bir sır var demem. Kimmiş o sır? İnsan. Ama demiş olmuyor değil mi? İnsan olduğunu demekle demiş olmuyor. Olmuyor. Yani şöyle bir şey, benim bir sırrım var ama şununla alakalı diyorsun sadece. Evet. Şu demiyorsun, açıklamasını yapmıyorsun. Yap. Dolayısıyla biz o zaman Cenab-ı Hakk'ı evsafıyla bilme noktasında marifetullah makamlarını terakki ede ede çıktıkça Allah'ın sırrı olan insanı sırrını aralıyoruz marifetullah'la. Evet. Denilebilir mi? Denilebilir. Yani sırrını aralıyoruz fakat Abdullah dibi de yok. Yani. Yok. Olamaz. Mesela Esma. Esma'nın Esma dışarıya çık Nur Muhammed'i. Yani bütün Esma bir yerde tecelli etti. Çekirdek. Çık dışarıya. Kabı kavse. Asırlarca ulemanın uğraştığı şeyler ben size hulasa ediyorum. Salih'in orada bir şey. Çık dışarıya Arş-ı Azam. Çık dışarıya Lef-i Mahfuz. Çık dışarıya Arş. Çık dışarıya Cennet Cehennem. Çık dışarıya Daire-i İlim. Çık dışarıya Daire-i Hayat. Çık dışarıya Kürs. Çık dışarıya Lef-i Mahfuz ve İspat. Çık dışarıya Yedi Kat Sema. Çık dışarıya Alem-i Şehadet. Kabirden de bahsetmedim. Alem-i Misal'den bahsetmedim. Alem-i Manada hiç yeri yok zaten. Bu kargasın içerisinde hiç yerleri yok. O kadar gözükmeyince kadar ufak. Değil ufak da sonsuz. Ana kargas. Bu Esma'nın dışa vuruşu bunlar hepsi sende Cemul Cem olmuş. Cem olmuş. Fark etme noktasında insan oluyorsun. Fark ettiğin kadar insansın. Bunlar istidatlarımız yani. İnkişaf olması lazım. Evet, istidatların daha ötesi. Bunların inkişaf etmesi lazım. Anladığın kadar insansın. Fark ettiğin kadar. O 8. sözde kuyunun başında aslan var. Altında ejderha var. İncire takılmış. Orada nasıl kurtuluyor? Tılsımı fark ederek, burada bir tılsım var diyor. Arkadaşlar biz buraya atılmış bir zavallı değiliz dünyaya. Dünyaya atılmış bir zavallı değiliz. Ve eziyet çekmek için atılmış. Değil. Hastalık çeksin, sıkıntı çeksin, böyle bir şey yok. Hastalık kabul edilirse hastalık hastalıktır. Hastalık, hastalık değildir. Hastalık bazen bir merdivendir. Bazen bir iptir. Bazen bir dürbündür. Bazen bir penceredir. Hani var ya sana güzel bir laf söylenince bazen yukarıya çıkıyorsun. Yukarıya çıkıyorsun. Kuyudan bir kelime seni çıkartıyor. Bazen de seni bir kelime kuyuya indiriyor. Bir kelime ya. Kuyu oluyor. Bir kelime sana mesela La ilahe illallah. Sonsuz oluyor. Değil mi? La ilahe illallah diyorsun.
diyelim. Reddediyorum diyorsun, sonsuz kuyu oluyor. İnsan yani. Fark ettiğin kadar insansın. Acizliğin kadar insansın. Anladığın kadar kendini insansın. İnsan. Yani Allah hiçbir mahluka demediği sırrım var demem. Tamam da konusu kim yani? İnsan. Dibi yok. Allah ne? Allah ne? Ne anlıyoruz Allah'tan? Onun zıttı. En cami, kesif ayna. En son. Ağacı düşünün. Çekirdeği Nur-u Muhammed'i. Çekirdeği Nur-u Muhammed'i. Ağaç, bir toprak altını hayal edin. Çekirdek. Ağaç oldu mu? Şatafatlı bir ağaç oldu mu? Meyve oldu değil mi? Meyve sensin. Şu anda burada oturuyorsun. Şu anda oturan meyve sensin. Ama senin içinde, bir meyvenin içinde bir çekirdek var. Ağaçtan da önce kökteki çekirdeksin. O da mı ebedi ve senle? Bak bir daha. Çünkü o meyveden, şu o çekirdekten bağımsız olamaz ki ebedi ve sermedi olmasın. Evet. Bak sevgili arkadaşlar, toprak düşünün elimi. Çekirdek. Ağaç. Meyve. Meyvenin içinde çekirdek yok mu? Hangi, neyin? Kökteki çekirdek değil mi? Bu meyvenin çekirdeğiyle, şu meyvenin çekirdeğiyle kökteki çekirdek ne aynıdır, ne gayr. Ne ta kendisidir, ne de değildir. Değildi, değildir denmez. O zaman ne denilir? Aynadaki güneş. Aynada ben gözüksem kesifim, ben değilim. Ama nurani şeylerin aynadaki kendi özelliği var. Yani aynada güneş gözükse ısıtır, ışık verir, karşıya yansıtır. İşte insanın hayatı bu ayna. Ruhu ayna. Ruhu ayna. Orada Zat-ı Zülcelal taayyun ve teşahhus ediyor. Daha ileri götüreyim. Allah diyor ki Celle Celaluhu, ben ilmim, irade ve kudretimle hiçbir yere 18 bin aleme sığmadım. Arş-ı Azam'la hiçbir yere sığmadım. Ama beni seven müminin kalbine sığdım. Haştir beyse beştir ha olduğuna göre ya. Müminin kalbi o hiçbir yer dediğinden daha geniş. Evet. O 18 bin alem İnsandadır diyor işaretleyeceğiz da. İnsan bütün o 18 saymıştım ya. 18 bin ana kargaz. Bütün alem insanda durulmuştur. Durulduğu halde insan gene bu alemin içinde değil. Çünkü arabaya sığmayan şey bagaja sığıyorsa, arabaya sığmayan, bagaja da sığmayan torpidoya sığıyorsa, o zaman torpidonun arabadan büyük olması lazım. Evet, demek ki insanda mekansız bir mekan var. Zamansız bir zaman var. Varlıksız bir varlık var. Çünkü 18 bin alemden mekan itibariyle büyük değiliz. Demek ki Allah mahluka mekana sığmaz. Bizde ne var o zaman? Mekansız mekan. Varlıksız varlık. Vücutsuz vücut. Bunu neyle ifade ediyoruz? Namazda da vesaire. İyyâke ne'budu ve iyâke nestaîn. O, orada deniliyor bu. Yani izan edilir orada. Çünkü elhamdülillahi rabbil âlemin. Ben, sen, o. Üçüncü tekil. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Kim? Ben mi? Üçüncü şahıs. Ben, sen, o. Elhamdülillahi rabbil âlemin. O alemlerin Rabbine hamdolsun. O. Ben değil, o da değil, şey ben sen değil, o. Bak şimdi, üçüncü. Er-Rahmanir-Rahim. O Rahman ve Rahim'dir, o. Üçgen. Maliki yevmiddin.
O din günü sahibidir o ama. İyyâke ne'abüdü ve iyyâke nesta'in. O değil. Sana ibadet ederim. Yalnız sana ibadet ettiğim için o zaman bir hakkım, inşallah haksız hak var. Yalnız senden yardım istiyor. Zaten başka yardım verecek de yok. Ne oldu? Ke. Yani muhataba zamiri oldu. Sen, sana ibadet ederiz. Senden yardım isteriz. Ona ibadet ederiz demiyoruz. Sana ibadet ediyoruz. Üçüncü tekil şahıstan muhatabaya çıkıyoruz. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Kime söylüyorum orada? Neyi düşünüyorsan ona diyorsun. Bu biraz ağır oldu. Evet, niye anlatayım size. Zeynel Abidin namaz kılıyor. O anda kime diyorum? Kime kastediyorsan odur. Bak, namaz kılıyor, evi yanıyor. Kerpiçti ya. Şey diyorum abi, hani diyoruz ya, elhamdülillahi rabbil alemin derken, o diyoruz ya, benim ağzımdan çıkıyor ya, ben o alemlerin Rabbidir dediğimde kime diyorum ben onu? Sendeki... Allah'a demediğime göre, bendeki yani dinlemeyenlere mi diyorum? Ondaki sen, bendeki o, ondaki sen. Taayyum ve teşahhus etmişle, sende taayyum ve teşahhus ediyor, onunla aslına ediyorsun. Yani aynadaki güneş de güneşe. Mesela bak, Zeynel Abidin namaz kılıyor, kıldırıyor. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Cemaat var arkası. Errahmanirrahim. Allah Allah. Maliki yevmiddin. Yok. Cemaat bekliyor. Alıyor. Alıyor. Biz yalanı bile alayamıyoruz. Sonra, hayli zaman sonra Maliki yevmiddin Mal İyyâke ne'abüdü ve İyyâke nesta'in dedi. Yani anladığı yer şurası. İyyâke ne'abüdü ve İyyâke nesta'in. Sonra soracaklardı, sordukları zamanda bayılmıştı namazdan sonra. Daha bayılır diye bir daha sormadılar. Seneler geçmişti, sordular. Efendim, orada durdun çok uzun bir zaman. Oraya geldin durdun. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin. İyi da diyemedin. Durdun, durdun, durdun dedi. Ağlayarak dedi ki, korktum Allah'tan. İyyâke ne'abüdü ve iyyâke nesta'in. Yalnız sana ibadet ederim, yalnız senden yardım isterim. Allah bana dese ki, yalnız bana mı ibadet ediyoruz? Yalnız, bana mı ibadet ettiğini mi zannediyoruz? Yalnız sana ibadet ediyor. Yani yalnız seni onaylıyorum. Ve onayladıklarını onaylıyorum. Kabul ettiklerini kabul ediyorum. Yalnız bana mı ediyoruz? Demesinden korktum. Bekledim diyemedim. Sonra kalbime ilham edildi. Tamam de. Kabulümdür. Allah onayladıktan sonra tamam yalnız bana dediğini onay kabul ediyorum. O zaman İyyâke ne'abüdü ve iyyâke nesta'in. Oraya kadar gaybane makamı, ondan sonra huzur makamı geliyor. Allah onaylamadıkça diyemedi. Biz ise Elhamdülillahi Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin. İyyâke ne'abüdü ve iyyâke nesta'in. İhdina sıratel mustakim. Olsun da kılıyoruz, olsun.
Burası dünya. Ve aynı zamanda Fransa burası. Ama haddimizi bilelim diye şey yapıyoruz. Haddimizi bilelim. Ne işinize yarayacak bu iş biliyor musunuz? İşimize yarayacak. Bil, olma. Duy, kavrama. Ahirette diyeceksin ki cennete gelince, ya Rabbi böyle bir alemler vardı. Bu adamın bir delinin birisi geldi cennet üstü arş dedi. Daha üstü kabuk kavşen dedi. Daha üstü arş azam dedi. Daha üstü kabuk kavşen dedi. Daha üstü mecul dedi ya Rabbi. Bu cennette bunu tadat etme yetkisi olacak sende. Ya Rabbi onları neydi ya? Dediğin anda verilecek sana oralar. İsteyene verilecektir. Kim isteyecek? Burada verilene verilecektir orada. İsa Aleyhisselam'ın ayetidir bu. İki ayeti. Diyor ki, dünyada verilene verilecektir. Verildi mi sana? Kime? İsteyene de verilecektir. İsteyen. Evet, her isteyene verilmiyor. Ama verilenler isteyenlerdir. Yani bunu duydun mu Resul? Duydun. Ya Rabbi böyle bir şey var. Peki cennette diğerleri ne isteyecek? Ya Rabbi huri istiyorum. Bir anda ileride olmak istiyorum. Cenneti nasıl yorumladınsa onun en zirvesi sana verilecek. Ya Rabbi istiyorum. Ne? Ne duydunsa. Onun için hiç bilenle bilmeyen eşit olur mu? Bir yerde diyor ya abi en gafil ibadet dahi sevaptan hali değildir. Evet. Yani o tabii çizgi yani, aşıyoruz. Çünkü bu da çok önemli. Yani insanlar hani şöyle bu din anlatılırken şöyle yapıyorlar. Sen ikisini de yaptın Allah razı olsun. Genel şey olarak söylüyorum. Bu Fransa'da da din anlatmak için gelenler daha ziyade başka şeyler için geliyorlar da arada sırada onu da yapayım diye yapıyorlar yani. Biraz vicdanlarını anlatmak için. Şöyle din anlatıyorlar. O Zeynel Abidin'in namazını nazara veriyor. Zaten demesine de gerek yok. Kendi namazını da adam biliyor zaten. Ben namaz kılarken Fatiha'yı okuduğumu bile sonradan hatırlıyorum. Yani Fatiha'yı okuduğumu bırak onu bunu düşünmeyi. Yani Fatiha'yı okuduğumu bile sonradan hatırlıyorum. Adam da biliyor bunu. Diyor ki o namaz Zeynel Abidin'in kıldığı namaz. Benimki değil. O yüzden külliyat buna çok güzel bir şey getiriyor. Dipnot bir şerh düşüyor oraya. En gafilane ibadet dahi sevaptan hali namaz namazdır. Yani hurma çekirdeğinden ta hurma meyvesine kadar ne kadar meyvedir namaz namazdır tabii. Onun hangisi namaz? Tabii ki. Tabii ki namaz namazdır. Yani usta hurma çekip yani desen ki diyor. Benim namaz nerede? Hakikati namaz nerede? Deme diyor. Evet. Hurma çekirdeğinden toprağın altındaki hurma çekirdeğinden toprak insan beden düşün. Beden onun içindeki çekirdek ruh. Toprağın altındaki çekirdek değil mi? Ha, toprağın altındaki çekirdek nasıl ağaç oluyor? Güneşin ziyası. Değil mi? Evet. Bulutun suyu, toprağın malzemesi, muamele, atmosferik hadiseler. Muamele-i kimyeviye. Bizim de toprak denilen beden, imanın ziyası, İslamiyet suyu, ubudiyet toprağı altında evamir-i Kur'an'ı imtisal ederek bu ruh inkişaf ediyor. Ha, çekirdek mertebesinden ki namazda meyve kayadar hepsi namaz namazdır. Ama mertebe. Dünyada ne varsa nümuneleri fıtratımda vardır. Umum onlara karşı alakadarım. Onlar için çalıştırıyorum, çalışıyorum. Ben sana dedim, ben bu derse sokma beni dedim. Şimdi kıvranıp duruyoruz. Peki, biraz da indirelim aşağıya. Oradan daha yeni ısırmıştık. Şimdi uçak düz mü gitsin, biraz insin mi? Biraz düz gitsin. Çok sağ ol, sağ ol. Ne abim? Zirveyi görelim bence. Tamam. Şimdi daha yeni ısındık, inanın. Peki. Biraz aşağı kafasını çevirelim. Güzel bir gırdaba girmiştik ama. Ne yapayım? Ne yapayım? Ortam işte. Neler anlatıyor ya? Bir
tanesi dedi ki, ne diyor bu dedi ya? Allah'ın en zıttı insan. Lan insan kainatın en cam şeyi ya. Allah Allah. Allah Allah. Zaaf içinde aczlerini, ihtiyaç içinde fakirlerini, ilandan ibaret olan ubudiyet. Ubudiyet namaz değil işte. Namaz içinde ama. Evet, namaz içinde. Arkadaşlar, kardeşlerim, o şey var ya, düşünce, aç, fakir, noksan. O düşünce var ya, düşünce bütünlüğü. Aç istediğini bilmek, fakirliğini bilmek. Yani ben hiçbir şeyin sahibi değilim. Her şeyin sahibi odur. Ben cami, Cenab-ı Hak en cami bir aynayım. Bu işte bu düşüncelerin bütünlüğü ubudiyet. Onu ifade etmek demek olan namaz. Bak onu şöyle de anlatıyor 9. sözde. Namazla şey ayet ediyor, diyor ki Allah. Allah, ibadetin manası şudur ki, ibadetin manası bak, namaz değil ha, ibadet neymiş? Dergah-ı ilahide abd, elhamdülillahi rabbil alemin. Yani bu sistemde, bu işlevi yaparken, kulun düşünce şekli şöyle olmalı. Düşünce şekli, düşünce şekli bak. Kendi kusurunu ve aç ve fakrını görüp, kendi kusurunu, ne kadar kusurluyuz. İbadettir biliyor musunuz kusuru görmek? Gurur kibir değil ha, tam tersi. Acizlik değil ha, zelillik değil, tam tersi. Allah için çok kıymetli oluyorsun. Ama illa bana ona ifade etmen şart değil. Kusuru derifte etmek, kusurunu görmek. Hakikaten ya Rabbi. Hakikaten öyle ha, yalan da değil. Neyimiz var ki ha? Hadi kardeşim, ne var? Hiç. Kusurunu görüp, aç ve fakrını görüp kusurunu torbaya koy, tencereye kusur koy, aç ve fakrını koy, karıştır, kemal-i rububiyetine karşı bunu ifade et. Allah'ın idareciliğine, onun yönetmesine. Böyleyken en mükemmel yönetiliyor. 2. Kudret-i Samedaniye'nin 3. Rahmet ilahiyenin önünde hayretle, hayret ve muhabbetle secde etmekmiş ibadetin manası. Bir de düz okuyayım. İbadetin manası şudur ki, dergah-ı ilahiyede abd, kendi kusurunu ve aç ve fakrını görüp, kemal-i rububiyetin ve kudret-i samedaniyenin ve rahmet ilahiyenin önünde. Üç tane şey, üç tane şey. Bir daha. Dergah-ı ilahiyede abd, bir, kusur, iki, at, üç, fakr. Gördün mü bunu? Ha. Kusuruyla kemal-i rububiyetine, acizliğiyle kudret-i samedaniyeye, fakirliğiyle rahmet-i ilahiyede İlahiyeyi anlamaya vasıta ve zemin yapıp hayret ve muhabbetle secdeye gitmek. Rüküdeyim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Kul e'uzu bi Rabbin nas, menikin nas. Tamam. Şimdi burada kusur var. Yani kusur okumak manasındaki kusur değil. Yani kusur şudur en azından, en cüzi şeyle. Yaratılmış mısın kardeşim? Yaratılmış mısın? Evet. Yaratılmaya muhtaç olmak kadar kusurlusun. Acizsin, fakirsin. Yaratılmışsın bir kere. Yaratılmaya muhtaçsın. Birisinin varlığıyla varsın. Onun zıttısın demektir. Allah'ın zıttı kadar acizsin. Allah'ın zıttı kadar kusurlusun.
Allah'ın zıttı kadar fakiriz. Yani kusurunu, kusursuzluğu görmeye zemin oluyor. Kusurunu, başım döndü yani. Kusurunu, Allah'ın rububiyetini anlamaya pencere oluyor kusur. Kusurunu gören ancak kemali rububiyetini görür. Allah'ın. Bir daha. Kusurunu görme nispetinde Allah'ın idareciliğini fark edersin. Acizliğin nispetinde kudret-i samedaniyenin gücünü görürsün. Şöyle diyebilir miyiz abi? Yeni doktorumuz birisi eline neşteri almış, ameliyat ediyor. Ameliyat yapıyor, bitiriyor, kapatıyor. Hocası geliyor, profesör. O da başka bir hasta, aynı ameliyat yapacak. Ona bir şey demiyor. O da ona bir şey demiyor. Açıyor, o da ameliyat yapıyor. Bir bakıyor ki, o az önce kendisinin gerçekten çok başarılı bir ameliyat yaptığını düşünüyordu. O kadar yanlış, o kadar hatalı, o kadar problemli bir ameliyat yapmış ki, onu neyle anladı? Ondaki mükemmel ameliyat kabiliyeti ve teknolojisiyle anladı. Kıyas etti. Kıyas etti. İnsan da kusuru nispetinde Cenab-ı Hak'taki mükemmellik ortaya çıkıyor. Yani diyor ki ben evimi yapmaktan acizken Cenab-ı Hak şu felekleri döndürüyor. Bilmem kaç milyon kilometre hızla bir tanesi bir tanesine yaklaşmıyor. Hiçbir ses yok kainatta. Şurada bir şey dönse, yani bir pervane dönse. Pervane dönse gürültü yapıyor. Diyor ki ya şunu kapat, ahengimizi bozuyor diyoruz, değil mi? Bugün aşağıda bir matkap deldi adam. Matkap dediğim dünyamızı değiştirdi yani. Bir matkap ya. Matkap ya. Gezegenlerin sesini çıksın, matkap kadar ses çıksa ne olur? 40 milyon kilometre çaplı gezegenler dönüyor. Bu kadar çaplı. Ve sayısı belli değil bunların. Ve bilmem ne kadar hızla dönüyor. Hiçbir tanesinden bir sinek vızıltısı kadar ses çıkmıyor. Ya ses geldiğini düşün, bu dünya ne olur? Şimdi kusurun kadar, kusurun anladığın kadar kemal-i rububiyetini anlıyorsun. Acizliğin kadar kudret-i samedaniyi anlıyorsun. Fakirliğini idrak ettiğin kadar, fakirliğini izan ettiğin kadar Cenab-ı Hakk'ın şeyini anlıyorsun. Rahmet ilahiyesini anlıyorsun. Şifre ya Risale-i Nur resmi, evet. Şifre ya. Şifre. Bunu böyle okuyan adam bunun karşılığının bu olduğunu hiç düşünemiyor. Böyle bir enfisi bir okuma tarzıyla okumadı. Evet. Bu sefer ya neyin karşılığı olduğu çok net aslında ya. Evet. Diyor sonra bunu yaptın mı? Kusur. Ne kadar kusurum? Allah'ın zıttı kadar. Yaratıldığım kadar. Ne kadar fakirim? Elimde hiçbir şey olmadığı kadar. Tamam mı? Şimdi kusur. Kusur benim ne işime yarayacak? Kusur tam da ne işime yarayacak? Bakkaldan şeker mi alacağım ben bunu? Ne yapacağım ben bunu? Kusur. Kusurum kadar Allah'ın kainattaki kusursuzluğunu, Rablığını. Kulazı bir Rabbinaz. Üç tane isim zaten. Burada da üç tane var. Kulazı bir Rabbinaz. Melikinnaz. İlahinnaz. Yani Rabbinaz kemali rububiyetine. Onu anlayan insan kimdir? Kusurunu anlama nispetindedir. Kulazı bir Rabbinaz. Yani Allah onu niye çıkarıyor bizim karşımıza? Üç tane isim. Buhran ve bunalım geçirdiğin zaman diğer mahlukatlar, cinler, şeytanlar, rahabi sesini rahatsız ettiği zaman Allah'ın üç limanına sığının. Allah'ın üç sistemine yanaşın. Allah'ın üç sistemini işletin. Neyime? Rabbinnaz, Rablığıma. Rabbinnaz, Melikinnaz, İlahinnaz. Üç tane isim bak. Kusur, anlama nispetinde kemali rububiyetini,
Allah'lık hakikatını, Allah'lığın icraatını, Allah kainat Allah'lık yaptığını, Allah'lık yaptığını, ancak Allah'ın tasarrufunu seyir, temaşa, idrak etme makamında olduğumu fark etme. Bu kusur, anlama kusur değil işte. Kusurunu bilme nispetinde kemal-i rububiyetin ayna oluyorsun. Kusurunu bilme nispetinde Allah'ı kazanıyorsun. Nasıl bir kusursa bu işe. Kusur kusur olmuyor bana. Kusur kusur edince utanıyoruz bir de. Nasıl bir kusur ki? Cevap Allah'tır. Nasıl bir acizlik ki Allah'ın nihayetsiz kudreti senin oluyor. O tecelli ediyor sende. Nasıl bir fakirlik ki rahmet ilahiye sana açılıyor. Rahmet ilahi senindir ol. Senindir gör. Sen oluyorsun. O zaman karanlık karanlık değil. Abi. Değil. Karanlık aslında aydınlık. Evet. Yani çünkü onu gösteren. Onu gösterir. Gösteren ama ifade edemiyorum yani. O kusur cevap itibariyle, tanımlama itibariyle başka bir şey. Ama burada kusur diyoruz. Cenab-ı Hak dergah-ı ilahiyede kusurunu bilme nispetinde kainattaki kemal-i rububiyetini anlıyor. Yani adeta kusura verilen cevaptır. Rablığıma sığın diyor. Yani peki psikolojik sorunlar niye oluyor? Kusurumuzu bilmiyoruz. Aczimizi bilmiyoruz. Fakirliğimizi bilmiyoruz. Ne oluyor netice itibariyle? Kusurunu bilmedikçe rububiyet tecelli etmiyor sende yani. Gözükmüyor. O zaman musallat oluyorlar sana. Acizliğini bilsen kudret seni bloke edecek. O zaman diğer kudretler müdahale edemeyecek. Acizliğimizi bilmeyince kudreti samedaniye fark etmiyoruz. O zaman basit kudretleri gaye ediniyoruz. Korkuyoruz. Çünkü Allah diyor ki benden korkun. Benden korkanlara, benden korkanlardan emin ederim. Benden korkun, benden korkmanın bedeli benim dışımdaki hiçbir şeyden size korku olmayacak. Bu vesileyle de musallat olmalısın. Olamayacak ki. Çünkü Allah'a ap ve asker olana her şey musahhar olur. Allah'a kul olsan, Allah'a ne kadar itaat ediyorsan, Allah'ın mahlukatı sana o kadar itaat edecek. Mecburdur bu. Kur'an ilahidir. Adet ilahidir, sünnet-i Rabbaniyedir. Yani itaat ettiğin kadar itaat edileceksin. Sevdiğin kadar sevileceksin. Onayladığın kadar onaylanacaksın. Verdiğin kadar verileceksin. Tamam. Dostluğun kadar dostluk edineceksin. Dost olacaksın. Kusurunu rububiyeti, kemal-i rububiyeti anlamaya. Acizliğini hakikaten aciz. Ne kadar aciziz? El cevap. Yaratılmak kadar. Daha ondan ileri bir şey ifade edemiyorum. Ya ben muhtacım yaratılmaya. Yaratılmasam ben mutlak hiçim. Mutlak hiçlikten varlığa dönecek, döndürülecek kadar ben döndürüldüm. Sonra kendimi fark ettim. Bu kadar. Yani Allah ile haşa mutlak yokluk yoktur. Mutlak hiçlik kadar ben acizim. Allah gani mutlaktır. Cenab-ı Hakk'ın rahmet ilahiyesi nihayetsizdir. Onu da fakirliğimle anlıyor. Ona aynı darlık oluyorum. Bunu nasıl ifade edeceğim? Tamam bunu nasıl ifade edeceğim? Bak şimdi. Şunu şöyle. Abi ben oturuyorum şimdi koltukta çay içeceğim. Abi ben anladım. Kusurumu da anladım. Acizimi de anladım. Fakirliğimi anladım. Olmaz işte. O anladığını göstermiyor. O nasıl gösteriyor? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim.
قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اِلَٰهِ النَّاسِ Allahu Ekber. Secde yaparsam hayret ve muhabbetle bunları demiş oluyorum. Peki bu anlattıkların bizde namazda pek yok. Secde ettiğinse otomatik Allah kabul ediyor. Secde etmesen hiçbir şey yok. Secde ettin, bunları demiş oldun. O abi ben idrak etmedim. O Allah olduğu için. Biz de öyle değilse. Bana verdin ben de veririm. Bir mi verdin bir alırsın. İki mi verdin iki alırsın. İki verdin üç alamazsın. Niye vereceğim kardeşim? Adalet böyle. Allah'ın adaleti böyle. Bir verdin ama Allah'ın adaletinin dışında başka bir adalet var. Hiç vermedin nihayetsiz veriyor. Bir verdin binlerce veriyor Allah. E nasıl veriyor? Sana ne o Allah'tır? Bir tanesi demiş ki ya Berat gecesinde Allah affını işlettiriyor sistem. Padişah'da cenaze-i humayun var. Padişah çıkış günü var. O gün bayram ediyor padişah. Hazinelerden ikramlar yapıyor. O güne mahsus çıkış. Allah da diyor ki senede bir gün paneyir yapıyorum. Af ilan ediyorum. Bir tanesi yanımda koltukta oturuyor. Diyor ki abi diyor ya bir Berat gecesi ya niye affediyor? Nasıl bir affedilir? Bir gece de affedilir mi ya? Sana ne kardeşim Allah'ın ortağı mısın? He ortak mısın? Sana mı soracak? Hemen elimi kaldırdım. Ya Rabbi bunun yanındayım ama bunun gibi düşünmüyorum. Allah'ım bu istemiyor. Ben işletim sistemini ben istiyorum. Yok abi Allah'ını seversin abi. Çekiyor abi olur mu ya ne diyorsun ya? İstemiyorsun kardeşim. Sen adalet istiyorsun. Ben adalet istemiyorum. O verdiğin kadar verecek. O adalet. Ben adalet değil. Rahmetini istiyorum. Yok bende. Bir şey verip istemiyorum. Ben rahmetini istiyorum. Birebir istemiyorum. Verdiğim kadar almak istemiyorum. Vermeden istiyorum. O da benim bir sürü kusurlarım, günahlarımla gidince soracaklar bana bu dersi de orada. Neyle geldin? Vallahi ben bir şey getirmek için gitmedim dünyaya. Hiç değil mi anlamaya gitmiştim. Acizliğim kadar geldim. Fakirliğim kadar geldim. Tamam, günahlarımla geldim. Ben ahirete bir şey getirmeye gelmedim. Ne diyor bu ya? Ben onun sevgisi, onu onayladım. Onu seviyorum. Adaletini. Peki nasıl güvenerek geldin buraya? Nükel Mekir soracak bana. Sen adaletinden bahsediyorsun. Sen bunu nasıl diyeceksin? İnsan meleklerden üstündür. Diyeceksin ki ya Rabbi bunların aynasında sana hitap ediyorum. O adaleti soruyorlar. Ben adalette değil rahmetinle muamele istiyorum. Hiç diyeyim kadar geldim. Kusurluğum kadar geldim. Niye? Allah'ın Allah kusur yapmaz tövbe. İşte benim kusurum onun o tarafını gösteriyor. Günahlarım onun öteki tarafını gösteriyor. Gaffarını gösteriyor. Affını gösteriyor. Böyle bir Allah. Böyle bir Allah'a kafa tutulur mu ya? Böyle bir Allah sevilmez mi ya? Neyle geldin? Hiçbir şeyim yok ya Rabbi. Tamam. Bunu bir ifade et ya. Hiçbir şey yok. Demek dünyada, abi öyle diyeceğim. Dünyada diyebilirsen orada da diyeceksin. Peki abin demek ne demektir dünyada? Secdeye gidiyorsan diyorsun. Ya Rabbi, ben senin huzuruna hiçbir şeyle geliyorum. Rezil kepaze, baştan aşağı pisliklerle geliyorum. Beni affet. Burada demişsen orada diyebileceksin. Burada dememişsen diyemezsin. Peki nasıl demektir o? Secdeye gidiyorsan orada diyeceksin, müjdeler olsun sana. Bunu diyebileceksin, inan bana. Ama secde ne olursa. İster düşün, ister düşünme. Fark etmez. Secdeye gittin mi, otomatik devreye giriyor. Ben yemeğin içerisindeki, elmanın içerisindeki elementi bilmiyorum. Ben elementi düşünüp yemiyorum ki. Yiyorum. Koşuma gidiyor, yiyor. Ben de namazı kılıyorum, gerisi ne oluyor? Ne bileyim ne oluyor? Elma yedikten sonra ne oluyor bende? Ne bileyim ne oluyor? İnce bağırsaktan, kalın bağırsaktan, karaciğerde, böbrekte, dalakta, hücrede ne oluyor ne bileyim. Bilen var mı ya? Bilsen takip mi ediyorsun takip cihazı gibi ya? Ne oluyor ne bileyim ne oluyor? Ama bilmemem onun faydasızlığa inkılap ediyor mu? Benim bilmemem o enkaz mı oluyor? Yani iş yapmıyor mu? Fayda vermiyor mu benim bilmemem? Yok. Bil veya bilme onu yapacak. Bilmiyorum. Ben de geçeyim. Allah'ım.
Ne demek Sübhane Rabbiyel Azim? Bilmiyorum ya Rabbi. Ne dediğimi de bilmiyorum. Niye de indiğimi de bilmiyorum. Ama indim. Allah bu secdeyi yapmayana son cümle. Bu secdeyi yapmayana Allah diyecek ki, soracak ki veya sorsa ki, insan evinden bir çavuş askerlikte yat dedin yattın, kalk dedi kalktın, yürü dedi yürüdün, dur dedi dur. Ola benim çavuş kadar değerim yok muydu ki yat dedim yatmadın? He? Çavuş kadar değerim yok muydu? Yat dedim yatmadın. Askerlik yaptınız. Yapmadınız. Tamam yapmamış. Sen mi hazırsın? Aydın yaptın desen. Tabii. Yat dedin yatmadık mı? Ama yattı mı yatmadın? Yattık. Bunları tabii parayla yapmışlardır abi. Koskoca 21 gün yattık. Ben yaptım abi. Yat dedi yattım. Çamurdu. Bu 15 santim çamurdu abi. Yat dedi. Elimi koydum. Bir de botların ucunu koydum. Böyle biraz da hafiften göbek var, o da değiyor yere. Çekiyorum, değiyor, çekiyorum, değiyor falan. Biraz durdum. Kalk demiyor adam. Yattım. Bir kalktım, her tarafım çamur. Yattım ama o çamurun şey içinde, 15 santim çamurun içinde. Ben koruma komando şeyi de yapıyorduk. Böyle NATO'nun önemli bir yeri vardı, X yeri. Oranın 10 kişi şeyiydik. Öyle bir eğitim ki. İnan. Üzerimizden su geçiyordu, çamur batak. Yat deyince, nasıl yat? Ondan sonra yat dedi, yattı. Kalk dedi, kalktı. Bunu bana diyecek Allah. İnsan evinden, senin evinden birisi yat dedin, yattın. Ama ben sana yat dedim, yatmadın. Bir de şans yok. Diyecek ki kişi, ya Rabbi, hepsini demiş Allah, bir daha fırsat ver. Bunu yapabilecek fırsatı vermemiş miydim? Peki bunu sana söyleyen, ikaz eden, uyaran gelmedi mi? Sonra ne diyor biliyor musun ayette devamında bir mana? Vakta ki olmayacak ama göndersem kısa bir zaman sonra gene öyle olurlar diyor. Çünkü aynı ruh. Çünkü nasıl biliyor musun? Olur mu abi ya ben oraya gitsem dönsem ne acayip olur. Ameliyat hasta olduğun zaman ameliyatta nasıl dualar ediyordun? Ya Rabbi kalkarsam nasıl adam olacağım? Bir iki ay sonra gene yamuk yumuk değil miyiz? Yani biz böyleyiz yani. Portakal çekirdeğini buraya da eksen portakal çıkacak. Antalya'ya da eksen portakal çıkacak. Evet, güzel. Hasan abi, eğer secdeye yatamıyorsan... Demek ki ayağın kırıktır, he? Hastalıkta. Kardeş, ha yok. O yatma. Sen ayağın şey ya. Ya oturmuyor musun? Oturuyor. Yatıyorsun işte. Bak, ağır rükû, ağır secde. Sakın yastık koyma. Bak. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Kul azu bi Rabbin nas. Melikin nas. İlahin nas. Allah Allah, bu sabah mı okuduk tebareki? Abi biz yatıp kalkıyoruz. Ne hoştu yani. Sen değil mi sabah? Ben hoşuma gitti de. Ha şimdi bak. Bu eğilmiyor musun şu kadar rükû? Sonra da böyle yapıyorsun. Tamam. Göbek deneyelim. Peki. Zaaf içinde açlarını, ihtiyaç içinde fakirlerin. Yani ihtiyacı nispetinde fakirliğin ortaya çıkıyor. İhtiyaç dairesi de hayal dairesi kadar geniştir. Daha doğrusu şöyle diyor abi. Hayal edemeyeceği ne var insanın? Hayal edemeyeceği ne var? Yani, Allah. Zatı. Onun haricinde her şey hayal dairesinde. Demek evet. Ki o kadar ihtiyacı. İlandan ibaret olan ibadet ile. İlandan ibadet ibaret olan ibadet. Yani kusurunu, açsını, fakrını ilandan ibaret olan ubudiyet ile. Ve ubudiyetin hulasası, ubudiyet olduğunu nasıl anlayacağız? O ubudiyetin hulasası donmuş hali, eylemsel hali namaz ile mukabele ettiler. Namaz donmuş, bu anlatılan manaların fiziksel dönüş halidir. Şöyle diyeyim, ruh en kutsi mabet Kabe değil, insan bedenidir. Ruh bedende
Salata kıyam ederse beden arzda namaz kılar. Şimdi ubudiyetti bu manalar. Ubudiyetin olduğunu göstermen lazım, gösterge. Ubudiyetinde donmuş hali namaz ile mukabele ettiler. Daha bunlar gibi güna gün ubudiyet vazifeleriyle şu dar-ı dünya denilen mescid-i kebirinde farizayı ömürlerini ve vazife-i hayatlarını eda edip aseni takvim suretini aldılar. Yani kesiyorum. Çünkü esas bu kadar anlattığım şey ta şeye gitmek içindi. Ahsen-i takvimi anlatacaktım bu manalarla. Bu inanın bu anla duyduklarınız malzeme olacaktı. Muvaffak olabilseydim. Haleti müsait olmadı. Bu anlatılan belki yarım saat 45 dakika. Ahsen-i takvim. Ne demek? Cümleyi bir de okuyayım. Namaz ile mukabele ettiler. Daha bunlar gibi, bu anlatılanlar gibi günagün, yani bu hakikatların ortaya çıkışı ubudiyet vazifeleriyle, yani ubudiyetin simgeselliği namaz ile, her bir namaz bir inkılap başıdır. Her bir namaz vakti inkılap, yani her bir namazın inkılap farklı olduğundan secdeti farklıdır. Güna gün bu vazifeler ile şu dar-ı dünya denilen, şu dar-ı dünya, küre-i arz değil, şu dar-ı dünya denilen çekirdek var ya çekirdek, madde mekan itibariyle, karbon, hidrojen, azot, oksijen, çekirdek. Bunun içinde ağaçın programı var. Çekirdeğe, fiziksel yapıya küre-i arz. İçindeki ağacın programına dünya denilir. Bu güna gün ubudiyet vazifeleriyle şu dar-ı dünya denilen mescid-i kebirinde. Dünya mescittir. Kabe mihrab. Medine minber. İyi dinleyin şimdi. İmam tek. Bir namaz var. Diğer dört tane namazı tamamlamak içindir. Namaz tektir. Bir defa kılınmıştır. Diğer imamlar, hani biz namaz kıldırdığımız için camide imam diyorlar veya imam azamlar. Hepsi münadi bir imamdır. Ne demek? Mekke bir mihrap, Medine bir minber. Tek bir imam var. Muhammed aleyhissalatü vesselam. Allahu Ekber. 14 tane saf var. Büyük camiyi düşünün. Her bir safta bir asır. 14 asır imam var. Asır imamı. Hani var ya böyle büyük camilerde veya Türkiye'de sokakta taşıyor ya cuma. Allahu Ekber. Münadi ne diyor? Allahu Ekber. Semiallahu limen hamide. Rabbena ve lekel hamd diyor ya. Yani o nedir? O da imam gibi gözüküyor. İmam. Çünkü o saf buna uyuyor. Mihraptakine uymuyor. Buna uyunca bunun uyduğuna uyuyor. Onu tekmil ediyor. Evet. Dolayısıyla imam tek. Allahu Ekber tek. O 14 tane saf. İşte bu dar-ı dünya denilen mescid-i kebir. Tek mescid. Ezan tek olduğunu size söyleyeyim. Mekke'de başlar. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Birkaç saniye sonra ona yakın yerde okunuyor. Allahu Ekber, daha bitmeden mesela tam vaktine kısa ki öyle oluyor. Allahu Ekber, Allah tam bitmeden ötekisi Allahu Ekber, Allah o tam bitmeden tam bütün dünyada hiç boşluk olmadan hep Allahu Ekber deniliyor. Çünkü o altın oran şeyine göre evet. Ortası olduğu için. Evet. 6,18. Anladın mı burayı? Tek ezan var. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber böyle gidiyor. Fransa'ya buraya gelene kadar bir saat geçiyor. Bir saat sonraki Allahu Ekber.
Ama aynı, hiç boşluk olmadan. Çünkü biraz önce işte Romanya'da Allahu Ekber deniliyordu. Allahu Ekber Fransa, Allahu Ekber Almanya, Allahu Ekber Allah. Hani hiç boşluk yok. İlçelere, köyle. Köylere bir çapınca İstanbul'da şeyi yazar. İşte örnek veriyorum, Silivri tarafında iki dakika sonra yazar. Evet. Salılar şey, en yüksek Çamlıca'yı. İstanbul'da ezan vakti Çamlıca. En yüksek tepeye alınır. Güneşin doğuşunu. Tamam, güneş o demektir. En tepeye vurmak. Çünkü o en tepede namaz kılan var. Tamam mı? En tepede. Hemen böyle inince daha geri milim. Çam tepesi hemen. Geri git Anadolu'ya doğru. Daimsak yok. Daha şey tek. Bundan sonra ötekisi başlıyor, ötekisi. Hep imsaklar saniye gidiyor. Tek ezan. İşte dünya, Dari Dünya denilen Mescid-i Kebir'inde farizayı ömürlerini, ömürün kendisi farzdır, farz malzemesidir. Farizayı ömürlerini, ömrünü farzda kullanmak değil, verilen şey, o akit, o nakit, o şey, farz şeyleridir. Neyse. Vazife-i hayatlarını eda edip, aseni takvim suretini aldılar.